Behiye, vallahi senden iyisi yok. Kuş olmak varmış kızım. Vallahi bravo sana. He? İşte bak öyle camdan. Ah, rahat rahat. Mahkumu bir dert. Nöbetçisi ayrı bir dert. Vallahi gardiyanken keyfim daha iyiydi be gözüm. Büyük başın derdi de büyük oluyormuş vallahi. Hayırlısı artık. Niye döndün? Vazgeçtim. Erteledim. Daha doğrusu galiba. Niye erteledin ki? Hem galiba diyorsun. Şimdi gidersem... hazırlıksız... ya olmazsa filan... ne bileyim işte. Zaten kafam karışık. Sen üstüme gelmedi alar kızı. Zinet, bu öyle kolay ele geçecek fırsat değildi. Ben de dedim. Ama sanki biri büyü yaptı bana. Bu gece gitme dedi. İyi dedim ben de. Gitmeyeyim. Ama ya bir daha şansım olmazsa? Olacak dedi. Söz veriyorum sana dedi. Yani biri var söz veren. İnandım ben de. Nasıl inandım hiç bilmiyorum. İnanmam sanıyordum. İnsan inanıyormuş. Zinet. Hı. Sen yoksa. Ne ben yoksa? Neyse. Hayırlısı olsun. Olsun bakalım. Allah kavuştursun. Sağ ol. Kim bilir? Yakında geleceğim diyor ama. Hayırlısı. Geleceğim diyorsa gelir. Bakalım. Abimin işleri belli olmaz.
Size bir kahve yapayım mı? İyi olur. Sonra da hemen işe gideyim. Ev bomboş görünür gözüme şimdi. Münevver söyledi. Mantıyı çok seviyormuşsunuz. Akşama da mantı yapayım mı? Bilmem. Yap istersen. Alo. Kim? Ha, bağlayın. Hayırlı sabahlar Cemal Bey. İyi yolculuklar. Evet. İnşallah, inşallah. Hı. Anlıyorum. Dün akşam da vedalaşamadık, kusura bakmayın. Hı. Orası öyle tabii. Biliyorum, biliyorum. Evet. Anladım. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki. Oldu. Oldu Cemal Bey. İyi yolculuklar size. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Otursana sen de. Varmış mı Münevver? Konuştunuz mu? Varmış varmış. Sabah aradı. Selam söyledi size. Sağ olsun. Nasılmış Aysel Hanım? Kalça kırığıymış. Ameliyat demiş doktor. Çivi takacaklarmış. Canım benim ya. Of, görünmez kaza. Dün arayıp rahatsız etmek istemedim. Sen tekrar konuşursan Münevver'le söyle mutlaka. Söylerim. Hem Aysel Hanım da sizi sormuş. Ben bunları toplayayım mı Tanser Hanım? Hı-hı. Abiniz de bir şey yemeden gitti. Deniz kenarında oturup simit yiyecekmiş. Sodalı ayranla kahve. Akşam biraz fazla kaçırdı galiba. Abiniz çok efendi biri. Öyledir. Epey yaş farkınız var. 19 yaş. Anneleriniz ayrıymış. Münevver öyle söyledi. Abiniz, annenizden Gülseren abla diye bahsetmiş Münevver'e. Başka ne söyledi Münevver? Başka bir şey demedi. Ben şunları götüreyim. Nasıl oldun Zeynep Kara? İyiyim, sağ ol. Soldan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kutsi hasta içeride. Kutsi hastaneye gidecektim, sorar mısın? Sorarım. Girin içeri. Söyledim Kutsi'ye. Kemal soracak hastane işini. Beni bahane etmişsin o adamla konuşmak için. Ya Kutsi'ye benim de bir sabrım var ama ya.
Ne o Özge? Sevgili Kutsiş'in taşırdım sabrını sonunda. Sabah sabah nohut etmiş. Bu ne ya? Canım istemeyen yemesin. Acılı ezme çayla güzel olur kahvaltıda. Lahanalar, nohutlar. Öleceğiz gazdan. Hayır bir şey değil. Bizi hastaneye de götürmezler böyle hop diye. Bizimkilere söyleyeyim de görüşe gelirken rezene getirsinler. Ne işe yarar o? Böyle midende gaz olunca kaynatıp içersin. Hop iner karnın. Böyle kalbine falan da sıkıntı vermez. Buyurun sofra hazır.